Değerli izleyicilerimiz, ekranlarınıza hoş geldiniz efendim. İsmailciye hoş geldiniz. İsmailci köyleri, mahalleleri, şenlikleri sizlerin ekranlarınıza taşımaya devam ediyor. Efendim malumunuz geçen hafta şenlik sezonunu açtık. Doğanhisar Yazlıca'da şenliğimizi başladık. Ve bugün de Allah nasip etti Meram ilçemize bağlı Sadıklar Mahallesi'ndeyiz. Buranın şenlik görüntülerini, hoş sohbetlerini aktaracağız sizlere. Bugün efendim kameraman arkadaşım Servet abi değil, İsmailci. İsmailci. Arada bir M var sonunda. O kadar yani. Adaşız. İsmail. İki tane İsmail. Bugün size gönlü güzel insanların hoş sohbetlerini ve şenlik görüntülerini yansıtmaya çalışacağız. Değerli yönetmenim, pirim, sultanım, İbrahim abimiz de buradalar kendileri. Şu anda kameranın arkasında yönetiyorlar bizleri. Kendilerine saygılar, hürmetler gönderiyoruz. Biz şenliğe başlıyoruz. Hadi pilavı yiyelim önce. Şimdi değerli izleyicilerimiz, biz programa başlıyoruz. Yemek organizasyonu var sağımızda. Buradakiler yıkım ekibi. Şu anda hepsi yıkıyorlar pilavı. Biz de biraz önce yıktık, şimdi yalana gerek yok. İbrahim abi, işte İsmail, Recep, biz güzelce karnımızı doyurduk. Allah razı olsun. Çok güzel yapmışlar. Ustaya özellikle gideceğim. Hakikaten harika bir pilav yapmış. Yani emeği geçenlerden Allah razı olsun diyelim. Şimdi burada bir ekip var, yıkım ekibi. Bu tarafta da bir amcamız var. Kendi başına oturuyor. Böyle gittiğimiz yerlerde genelde bize şey sorarlar, kız sorarlar İsmail. Hani ya işte bildiğin yerlerde bekar kız var mı? Oğlumuza kız ararız derler. Bir tane de şeyde Ayvalca'da eğer sağsa selam olsun, Allah selamet versin, Hasan amcamız vardı. O da öyle demişti. İsmail'im eben öldü demişti. Acaba diyorum, hani bu dede de kendi başına kalmış. Bir soralım yani, en azından bir halini hatırını soralım. Selamünaleyküm. Hacı abi hayırdır, kendi başına kayada oturuyorsun. Hayır mı? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. İsmini bir bağışla dedim. Süleyman. Süleyman. Bişkin. Süleyman? Bişkin. Bişkin. Evet. Süleyman amca. Evet. Şimdi burada hani yeğenlere bakıyorsun sen, benim anladığım kadarıyla. Sanki hani kim geldi? Ha, Mehmetgil Yilmişler. Tamam, onları not alalım. Ondan sonra Ali Osmangil geldiler mi? Ha, onlar yok daha. Gibi böyle not alır gibi bir havan var. Ya... Şey, şeyleri. Bacaklarda mı rahatsızlık var? Ha, Allah şifa versin. Yemeği yedin mi? Yedim Allah razı olsun. Memleket neresi? Burası. Sadıklar mı? Sadıklar mı? Sadıklar. Ha, yani hani aradaki A bir elif miktarı çekilmiyor yani. Yok, yok. Sadıklar değil. Sadık, evet. Sadıklar. Sadıklar. Eyvallah. Tecvidi çok iyi bilirim Allah'ın izniyle. Tecvitte öyle derler hani bir elif, evet, miktarı çekmek filan. Evet. Evet Süleyman amcam. Çoluk çocuk var inşallah. Var. Neredeler, ne yaparlar, neyle uğraşırlar? Gelmediler. Gelmediler mi? Buradan o zaman onlara seslenelim mi? Niye gelmediniz diyelim mi? Birisi çalışıyor. He. Çalışıyor. Eyvallah. Evet. Biri çalışıyor, diğeri... Biri İstanbul'da bir de. Biri İstanbul'da. Selam olsun buradan, evet, o zaman. Buradan selam gönderelim onlara. Eyvallah. Evet. Süleyman amcam var mı istediğin? Allah razı olsun. Allah'a emanet Süleyman amcam. Süleyman amcam kendi başına burada biraz önce söylediğimiz gibi yalnız kalmış benim anladığım kadarıyla. Kendi kendine biraz da ayaklarından rahatsızmış, Allah şifa versin dedik. Şimdi yemek yiyenlere, yani o yıkım ekibine bir selam verelim. Çok da güzel yiyorlar ama pilav da güzel olunca İsmail. Güzeldi değil mi pilav? Evet. Efendim? Aşçı. Aşçı, evet. Aşçıya da gidelim Recep, doğru söylüyor. Selamünaleyküm. Afiyet olsun. Şöyle bakıyorum da içinizde en iyi yiyen şu amcam herhalde. Çok güzel diyor valla. Sakin sakin. Böyle relax. Rahat rahat. Yani diyor iki tane pilav var zaten. Önümüzden alacak olan yok diyor. Aynen öyle. Değil mi? Doyuncaya kadar yiyelim. Acaba isim ne senin? İsmim Sefer. Efendim? Sefer. Sefer abi, sen de zaten pilav seferine çıkmış gibisin. Ha. Maşallah. Aynen öyle, yoldan geldim. Öyle mi? He. Seferden gelmiş zaten. He, Sefer seferden... abim de. Konya'da mısın, burada mısın? Aşağıdayım. Aşağıda? Aşağı köyde. Aşağı, iyi olur. Senin köy bura mı yoksa başka köy mü? Başka köy. Hangisi? Çomaklar. Çomaklar? He. Biz Çomaklar'a da gittik. İçinden geçtiniz. He, evet. Çomaklar iyi yani Allah için. Sağ olun. Orada da pilav yedik yani. Ha, güzel burası. Eyvallah Hacı abi. Buyurun. Afiyet şekeri olsun. Sağ ol. Şu abimiz kim? Abi sana da afiyet olsun. O da benim komşu, aynı o köyde. Öyle mi? Çomaklar. Çomaklar'dayım. Komşu. Çok güzel.
Sadıklar var mı burada abi? Sadıklar. Sadık abi. Eyvallah. Senin ismin ne? Ebubekir Altıntaş. Ebubekir, sen ne yaparsın? Neyle uğraşırsın? Ben kalefer doğalgaz su tesisatıyla uğraşırım. Çok güzel. Tesisatçıyım diyorsun. Evet, yani. Tesisatçı. Allah kolaylık versin. Senin işin de zor kardeşim. Ben genelde bilirim. Bu özellikle kalorifer döşeme şeyler, borular döşüyorlar ya. Onlar çok zor oluyor duvarlardan falan geçerken. Evet. Allah yardımcınız olsun. Allah, senin ismin ne kardeşim? Ersin abi. Ersin. Ersin. Eyvallah. Ersin kardeşim, sen ne yapıyorsun? Abi, ayakkabıcıyım. Boş zamanlarımda okula gidiyorum. Tamam. Ayakkabıcı olduğu belli zaten. Kaşığı cebinden çıkardı. Boş zamanlarında okula mı gidiyorum dedin? O düzen mi yani? Aynen abi. Yani normalde genelde boş zamanlarda çalışılır ama sen okula gidiyorsun yani. Ya benimki o şekilde abi ya. Eyvallah. Eyvallah. Daha yeni kafa şarj etti. Kaç jeton senin, kaç köşeliydi abi, kurban olduğum ya. Daha yeni mi farkına vardın? Yok. Bildim be. Ha, bildin. Eyvallah abi. Senin ismin ne kardeşim? Şevket Furkan abi. Şevket, sana da afiyet olsun. Sağ ol abi. Yarışmamıza nereden katılıyorsun Şevket? İzmir'den geliyorum abi. Belli zaten, bir yani değişik bir yerden geldiğin belli. İzmir abi. Yani böyle böyle şey duruyorsun, geri geri duruyorsun yani. Sen pilavları bilmiyor musun? Biliyorum abi. Daha önce yedin yani, değil mi? Yani kısmen. Eyvallah kardeşim. Ya birinde böyle bir dışarıdan bir misafirimiz geldi. Onu pilava götürdük yemeğe. Dedi ki ya abi, bu ne dedi ya? Biz bunu dedi genelde akşamları falan yiyoruz. Sabahın köründe dedi pilav mı olur? Biz dedim böyle. Hani sabahın köründe başlar, öğleye kadar sürer. Öyle değil mi? Öyle. Sen abi. De neresin? Ben buralıyım. Buralıyız. Sadıklarlıyız. Sadıklar. Aynen. Eyvallah. Senin ismin ne? Erdem. Erdem, sen ne yapıyorsun? Neyle uğraşıyorsun? Ben öğrenciyim, üniversite sınavına hazırlanıyorum. Hazırlanıyoruz. Aynen. Hazırlanmaya da devam edeceksin inşallah. İnşallah. Hayırlısı kazanacağız. Var mı peki niyet, arzu, istek, şevk? Ya niyetler hep yüksek. Bakalım abi, hayırlısı. Ne hayalin ne? Mimarlık olabilir. Mimarlık. İnşallah. Belki biraz kötü olursa matematik öğretmenliği de düşünüyorum. Olabilir. Hacım sen gene matematik öğretmenliğini düşün ya. Mimarlık sıkıntı hakikaten. Hani öyle söylerler, ne bileyim ben hani. Anladım. Ahirette hani öyle derler. Mimar. Matematik öğretmenliğini sen bir daha düşün derim ben yani. Faydamız olsun. Yani evet, senin? Talha abi benim ismim. Talha. Talha. Evet. Eyvallah. Talha'cığım böyle çok şık giyinmişsin bugün. Bu şıkları neye borçluyuz? Abi buradan köye gideceğiz de rahat giyineyim diye. İyi yapmışsın. Rahat olmuş yani hakikaten Talha. Evet. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Öğrenciyim ben. Öğrencisin. Nerede? Mehmet Sait Kotko. Lise mi? Lise. Eyvallah. İmam Hatip. Allah yardımcınız olsun. Afiyet olsun. Abi seni tanıyalım. Sen de çok güzel bamya yiyor valla. Yılmaz Seleş abi. Hafta sonu cumartesi günü. Yılmaz Seleş. Yılmaz abi. Sadıklarlıyım. Sadıklar. Evet. Ne yapıyorsun abi? Neyle uğraşıyorsun? Abi biz adam hariç hepsini alıp satarız. Öyle mi? Aynen. Maşallah abi. Allah kolaylık versin. Senin işin zor. Dana öküz filan da var mı? Var mı benim için abi? Öyle mi? Maşallah. Maşallah Yılmaz abi. Evet. Kardeşim senin ismin ne? Erer abi. Afgan, Suriye. Afgan değilim ben. Türkmen. Türküm. Türküm ben. Ha, Türksün. Evet. Eyvallah kardeşim. Ne mutlu. Türküm diyelim. Ha kardeşim benim ya. Eyvallah. Senin ismin ne abi? Mehmet Bakırtaş. Mehmet Bakırtaş mı? Evet. Mehmet Bakırtaş. Sadıklar Mahallesi'nden. He, Sadıklar. Sadıklar Mahallesi. Eyvallah. Bakırtaş bir de şeyde var. Mayda. Olabilir. He, benim bildiğim kadar abi, yanlış hatırlamıyorum. Çukurçumen de var. He, Çukurçumen. Evet. Evet. Buyur. Tekke, May. Vay anamma. Vay anamma ya. Eyvallah. Doğru. Sen de böyle bir hani düğüne gidecekmiş gibi silah kaydı tıraş olmuşsun. Yenge var değil mi sağ? Sağ. Ha aman. Dikkat edelim ona, o çok önemli çünkü. Hoşuna gidince nasıl güler gevrek gevrek ya. Eyvallah. Son olarak seni de tanıyalım. Halil Çelik. Halil Çelik. Halil abi sen nerelisin? Konyalıyım. Kayadibi köyündeyim. Kayadibi hemen aşağıda. Evet. Çok güzel. Yakın olunca zaten hemen... Ha sizin ha bizim dediniz. Evet. Çok güzel. Afiyet şeker olsun abiler. Allah razı olsun. Şöyle bayağıdır program yaparım. Şöyle komple bir tanıdığım herhalde olmadıydı diye düşünüyorum. Böyle bir güzellik oldu. Abiler teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Takıldık. Afiyet şeker olsun. Şurada hemen abilerimiz gene yemek yiyorlar. Maşallah afiyet olsun. Abi sen ne yapıyorsun ya? Önceden hazırlanmışsın herhalde. Sirke içmiş gibi duruyorsun sen ya. Yok, ekmek yiyorum. He yok. Sen bir gün öncesinde sirke içmiş gibi duruyorsun. Yok yok. Ben daha yeni geldim. Ben Konya'da oturuyorum. Maşallah. Hocalık yok değil mi senin? Yok yok, hocalık yok. Yedek falan da var yok. Senin çünkü ondan diyorum. Evet. Bulaşmaz. Evet doğru söylüyorsun. Eyvallah. Tanıyorsun sen mi? Abi tanımaz mıyız ya? Ayıp ettin ya. Abi senin ismin neydi? Yaşar Çakır. Yaşar Babasıyım, Çakır. Babasıyım evet. Öyle mi ya? Evet. Biz komşuyuz seninle olanla ya. Allah Allah. Öyle mi? Tabii canım, bizim markete çok gelirdi zamanında ya. Öyle mi? Tamam.
Eyvallah abi. Sağ siz neyle uğraşırsınız? Bak emekliyim. Emeklisin. Emekliyim. Konya'da oturuyorum. Eyvallah, eyvallah. Sağ ol, abi teşekkür ederim. Olsun. Paşam seni aldın. Kardeşim iyi görüşürüz. İyi valla. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Amcam senin ismin ne? Mehmet. Mehmet. Soylu. Bu benim kayınbiraderim. Öyle mi? Afiyet olsun oğlu, Mehmet abi. Torunu. Maşallah beraberiz. Abi. Cümleten aynen, afiyet şeker olsun abi. Diyelim abi. Gençler hep beraber ailecek bir masaya oturulmuş. Evet. Abimiz orada organizasyonu yapıyor. Kişileri çağırıyor, oturtuyor işte. Yani şu abim sanki buranın şefi gibi. Anladın mı? Hani sen de gel, sen de gel diyor. Hani yiyici ekibi topluyor yani benim anladığım kadarıyla. Öyle mi? Abi senin ismin ne? Bayram Akdemir. Bayram abi, sende bir şeflik var, böyle muhtarlık herhangi bir şey var mı? Bende hiçbir şey yok. Öyle mi? Sana bir görev verirse yok. İyi olur abi. Ben zaten... Özellikle yeni yönetimde, yerel yönetimlerde yer alman lazım. Ben teşkilatın görevlisiyim bu oranın. Yönetmenin. Belli zaten bir görev var yani. Bir görev var. Çünkü özellikle seçiyor yani. Hani anlıyor, sen de gel, sen de gel, sen de gel. Organizasyon başlayacak. Teşkilat ayağa kaldıran biziz yani bu teşkilatı. Ne güzel abi, ne güzel abi ya. Senin ismin ne abi? Erol. Erol abi. Nasıl bilirsin abi bu adamı? Benim Evsi abi. Evsi abi mi? Hı. Nasıl abi? İyi. Kendisi duymaz zaten. Boş ver. Kardeş gibi bizden. Öyle mi? Eyvallah abi ya. Ne sağ güzel. Bak işte böyle dostluklar olması lazım. Hakikaten. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun. Afiyet olsun. Bu ekmek yeme. Şu ekmeği elinden bir bırak. Pilav yeme geldin şuraya. Allah Allah. Abi şunu bir yönlendir, gözünü seveyim. Elinde ekmek almış bu adam ya. Ekmeğiyle falan bu iş olmaz. Bak kimse ekmek koparmıyor, sen ekmeği yiyorsun. Abi ekmeksiz hayat olmaz. Abi bak sen de ekmek gibi olmuşsun zaten. Kurban oldum. Ona en iyisini yedireceğiz. Öyle mi? Tamam abi sen. Geldim abicim, iyisin değil mi? Hamdolsun sen de iyisin. He şükür abi, ben de bu memleketin adamıyım abi. Ne güzel abi ya. Bu memleketin adamı güzel adam zaten, sıkıntı tamam yok. Tamam abicim, tamam. Hepiniz afiyet olsun, hepiniz afiyet olsun abi. Abi senin ismin ne? Mehmet Ali Koçyiğit. Mehmet Ali? Koçyiğit. Koçyiğit. Evet. Sen ne yaparsın? Ben kaynakçıyım, makine yapıyorum, makine. Eyvallah. Sadıklarlı mısın? Yok, kayınbabam Sadıklarlı. He. Sen de Sadıklarlısın o zaman ya. Yok yani ben şimdi kayınbabam Sadıklarlı deyip burada kendini bak mahcup etme yani. Yok ben Göldeneliyim. Ve acım hani her zaman söylerim, onu tekrar edelim. Hani bilmeyenler için gene söylemiş olalım. Aklınızda bulunsun. Bak bizim Recep'e bir sor. Hadi bak beraber soralım. Recep nerelisin kardeşim? Bak Hatunsaraylıyım diyor. O Hatunsaray tamam. Hayır abi olur mu? Normalde bu adam Karapınarlı. Kumşitar şey. Aman öyle derler yani. Ama şöyle bir durum var. Bu adam buraya geldiği zaman Hatunsaray yani Hatunsaraylıyım diyor adam. Ben sen Gölden'im. De adama hani demişler ya zamanında nerelisin daha evlenmedim demiş adam. Ben Göldeneliyim abi. Kabul ettiremedik abi vallahi kusura bakma yani. Abi işin esprisi bir tarafa, afiyet olsun. Abi seni tanıyalım. Benim adım Ali Genç. Ali Genç. Yeşiltekkeliyim. Yeşiltekkelisin. Şenlik'e geldik. Oh. Sizinki ne zaman? Bizimki Temmuz'un 16'sında. Öyle mi? Evet. Şimdiden davet ediyoruz. Özellikle Sadıklılar. Evet. Bak sizin köyde pilav yiyor. Evet. Ama mutlaka gidelim yani oraya. İnşallah abi. Buyurun gelelim yani. Buyurun gelin abi. Ha. Vallahi isterse etmesi. Pilav yediğini gördüm. Kayıtlarda var. Kesinlikle gidiyorum. Kardeşim geldiğinde kabul et dedik. Mayım oluyor ama. İsmail'ciğim. Eyvallah abi, eyvallah. Afiyet şeker olsun abi. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Afiyet olsun abiler. Ne? Gelme mi? Korktu benden, gelme diyor. Ben adam yemem normal, korkma, ben pilav yedim biraz önce. Beni yiyecek diye korktu herhalde. İsmin neydi senin? sadece gülüyor. Eyvallah abi, senin ismin ne abi? Mehmet Çelik abi. Mehmet Çelik. Evet abi. Şurada da bir Çelik vardı ya. O da bizdendir abi. Öyle mi? Aynen. Eyvallah. Sen buralı mısın? Ben Hatunsara Kayadibi abi. Yuratlıyım. Ha Kayadibi tamam. Aynen. Biraz önce öbür taraftaydı Kayadibi, doğru. Evet abi. Bu abimiz kim? Bu abimiz Murat abi, Murat Yılmaz. Murat Yılmaz. Ne iş yapar bu adam Murat Yılmaz? Çomaklarla. Konuşmaya başladı sanırım. Ha, az açılacak. O biraz da BMC motor gibi sonradan açılıyor. Sonradan açılıyor abi. Değil mi? Sağ ol. Eyvallah abi. Sen ne yapıyorsun? Neyle uğraşıyorsun? Vallahi ben demir doğramana çalışıyorum. Demir doğramana. Kaynak üzerinde. Aynen abi. Kaynak. Eyvallah. Abi. Allah kolaylıklar versin. Abi senin ismin ne? Ben Mehmet. Çomaklar diyeyim ben de. Nasıl aldı ne? Çomaklar. Çomaklar. Çok güzel. Zaten yakın çomaklar. Yakın. 3 kilometre. Aynen öyle. Eyvallah abi. Afiyet şeker olsun diyelim. Abi merhaba. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım.
Hoş bulduk. Orhan Bahadur, misafirim ben burada. Eyvallah. Nereden geldiniz? Konya'dan geldim. Memleket neresi? Konya'nın yerlisiyim. O zaman yerlisiyim değil mi abi ya? Yerlisiyim de bu iş olsun yani. Yerlisiyim. Yerli değil, yirli. Yerli mi? Yirli mi? Yirli. Ha. Yirli olsun yani bari. Şimdi Konya'nın yerlisiyim diyen adam yerlisi değildir tamam. Abi. Konya'nın yerlisi olan adam, Konya ben Konya'nın yerlisiyim der. Tamam. Yani yanlışım varsa düzelsinler. Değil mi? Doğru söylüyorum. Eyvallah abi. Sen tamam. Ne işle uğraşırsın abi? Ben esnafım. Nerede? Hurdalık'ta esnafım. Hurdalık'ta? Hurdacılardayım. Eyvallah. Tekkeli kardeşleri falan vardı. Bilir misin? Tekkeli kardeşler duyarım. Orada abilerimiz var, amcalarımız var. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Duyarız biz de. Hani gider geliriz. Orada bir kilis tava yedik. Öyle mi? Afiyet olsun. Abi çok müthişti ya. Yediniz mi siz de? O şeyde bir tane lokanta var. Nerede? Hurdalık'ta köşede. Hurdalık'ta köşede. Ha Antep, aynı. Adam müthiş tava yapıyor evet. Abi helal olsun diyelim. Abi afiyet şeker olsun, bal olsun. Sizin masa çok yavaş gidiyor abi ya. Yeni mi başladınız? Ondan mı? Ha bir şey var yani. Bir... Hemen kaza getir mi? Ağır ağır gidelim. Şimdi ağır ağır gidersen bu iş olmaz. Eline zaten ekmeği almışsın. Ağırdan senin hızlanarak. Senin biraz zor, biraz zor. Sen ekmeği bir bırak bence önce elinde. Öyle mi? Bırakayım mı? Bırak. Tamam, ha, yok hadi çorbayla onu kopardın abi. Boşa gitmesin. Onu çorbayla bir götür de. Ondan sonra pilav gelince ekmeğinizi elinden bırak. Pilav ne? Ekmek bilmez ya. Olsun. Abi Allah razı olsun. Biz o işi gördük. Size de bir afiyet olsun diyelim dedik. Bir tanıyalım dedik. İsim neydi Allah senin? Allah razı olsun. Hüseyin Çakır. Hüseyin Çakır. Hüseyin evet. Abi nereliyiz? Konya Sadıklar gönderim. Eyvallah buralısın yani. Evet buralıyım. Peki abi niye buraya Sadıklar demişler Hüseyin abi? Sadık da ondan sözlerine ama sadık insanlar. Ama söylerken öyle söylemiyorsunuz. Niye ki? Şimdi bak Sadıklar tamam eyvallah evet. Sadıklar. Evet. Sağ hani sözünde sözünün eri mert kişilere tamam. Sadık evet. Diyeceğiz. Evet. Ama siz söylerken Sadıklar diyorsunuz. Özellikle biraz uzat, biraz uzatmamız sordum. Lazım değil mi şu sadıklar. Yani orada bir elektrikleri evet. Çekmeniz lazım. Çekmemiz lazım. Hani doğru sadıklar söyledim. Evet. Demeniz lazım ama siz sadıklar deyip geçiyorsunuz. Evet. Afiyet olsun abi. Allah razı olsun. Eyvallah. Abi sizin isim nedir? Mehmet Küçükçalık, Hadimliyim. Neresi? Hadimliyim. Neresinden? Aşağı Hadim mahallesi. İşte insan hadimli olunca daha bir başka oluyor. Bak yüzünde nur var aynı bende olduğu gibi. Eyvallah. Yani ben de hadimliyim ya. Siz, hemşerimi buldum. Siz güzel bakıyorsunuz, güzel görüyorsunuz. Eyvallah abi. Eyvallah. Allah razı olsun. Hadimliyim deyince böyle bir içim hani ürperdi, böyle bir kıpırdandı. Eyvallah. Ben de hadimli olunca eyvallah abiciğim. Peki ne iş yaparız, neyle meşgulüz? Emekliyim. Emekli nereden? Hani kurum, kamu kurumu yok, özel? Yok değil, özel. Eyvallah. Afiyet olsun, hoş geldin, eyvallah. Sefa geldin diyelim abi. Seni de tanıyalım. Abi Ramazan Küçükçalık. Ramazan abi sen çok akıllı bir adamsın ya. Niye? Şu uzaktan abimize... öyle mi gözüküyor abi? Uzaktan da öyle görünüyor. Şimdi var ya tam güneşe de sırtını vermişsin sen. Arkadan İşi biliyor. Diyor abi. Yok. Boşluk açıyor. Yok. Hiç alakası yok. Üşümeyim diye de buraya oturmuş. Poları da giymiş abi. Sıcacık. Oh yapıştır abi, ondan senin sonra. Senin gibi delikanlı değiliz ki kısa kolluyla gezelim. Benimki delikanlıktan değil. Benimki çok yağdan. Hani yok, ben bu camız havalarını daha çok seviyorum zaten. O zaman seni yağ seviyorum olarak... şimdi. Aynen abi. Tamam abi yapacak bir şey yok. Afiyet şeker bal olsun abi. Şimdi. Pilav yiyen önde belli olur. Bak abi bak kapatma. Pilav yemiş belli yani. Şimdi amcam selamünaleyküm. Aleykümselam. Seni bir tanıyalım. Hatun Saraylı Fevzi Kurşun'dirler. Hatun Saraylı Fevzi Kurşun. Fevzi Kurşun. He. Recep tanır mısın Fevzi abimizi? Sen tanır mısın Recep'i? Tanırız eniştemiz. Ya işte bak. Adam ilişkiniz biliyor herkes ya. Fevzi abi ne var ne yok? Valla iyilik paşam. İyilik. Şimdi bu civarda Kaya Dibi, Yeşildere yani eski ismiyle Detse efendime söyleyeyim. Hatun Saray, Çomaklar, Sadıklar. Bunların hepsi birbirine şenliklerde özellikle birbirlerini davet ediyorlar. Doğru tabii, mu? Tabii. Tabii. Ha, sonra onlar size geliyor, siz tabii, onlara geliyorsunuz. Tabii, bir hoş tabii. Hakikaten bir şenlik oluyor tabii, yani. Tabii tabii. Değil tabii, mi? Tabii. Çok güzel oluyor. Bir katlaşık oluyor. Değil mi? Tabii. Enişte nasılsın? Enişte nasılsın yani? İşte. Abi bizi tanımazlar burada İsmail. Yok seni tanımazlar. Adam eniştesini tanıyor. Allah Allah. Bak seni tanıdım ben sonra ya, gördüm ya, onu. Ya Recep önce tanıdın bak, abi. Bakalım. Bak gerçek diyorum hükümet enişteyi sonra gördüm. Hükümet enişte var. Enişteyle devlete karşı gelinmez. Gelinmez. Doğru. Ha. Doğru. Allah. Abi senin ismin ne? Seni tanıyorum. Benim ismim Durmuş Bekmezci. Hatun Saraylıyım. Eyvallah. Pilav yiyorsun. Pilavı yedik. O belli zaten. Geçmiş yani... geçenlerinin canına değsin bu işi yapanların. Herkesten Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Eyvallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ olsun. Sizden de. Teşekkür ediyoruz Durmuş abi. Ben seni tanıyalım. Ben Karaağaç köyünden Recep. Karaağaç köyünden Recep. Evet. Peki Karaağaç neredeydi? Hatun Saray'ın öbür tarafı.
Nakşisaray'ın üst tarafı. Üst tarafında, o yoldan tamam. Çeşmenin tamam. olduğu yer. Tamam tamam, bildim, şimdi bildim ya. Lan Karahaş nerede diyorum, gördüm de diyorum, nerede olduğunu senin hatırlayamadım. Senin bilmediğin Konya'nın her tarafı. Yok doğru da işte bazen anımsayamıyoruz. İşte, tabii tabii. 300 tane köye gitmişiz, hangi birini hatırlayamadım. Allah razı olsun. Eyvallah. Biz seni izliyoruz bak. Eyvallah, Allah razı olsun abi, teşekkür ediyoruz. Bak muhtarımız da burada. İsmail'im ne yapalım? İyiyiz abi çok. Biraz önce sizin köylüler vardı, gördük. Buraları da bulmuşsun. He buluruz. Selim muhtarım mı? Oldu mu hepsini aynen bulursun öyle. Yani. Biz davete icabet, yani sünnettir. Misali biz her yere gidiyoruz, sıkıntı yok. İnşallah. Maşallah sen de gidiyorsun yani. Yok tabii. Sizin köylüler de vardı. Özellikle davet aldık şenlik için. Yani yığılıp geleceğiz hepimiz. Ya bu sefer de buyurun gelin inşallah. Allah azim verse bekliyoruz yani. Davet olur da gelinmez mi? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Davet olur. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Sağ olsun. Afiyet olsun. Hadi sağ olun. Bu da bizim köyün muhtarı. Bu mu? Ha teşekkür öyle ettik, mi? Sizin şenlik ne zaman abi? Bizim şenlik ileride abi. Biz sana haber vereceğiz. Çıkmaz ayın son çarşambasıymış. Öyle düşünün. Biz size haber veririz. Tamam abi eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Cümleten Allah'a emanet. Değerli izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz, hoş sohbet, muhabbet devam ediyor. Şimdi mesela bu abilerimiz kendileri birbirlerini bulmuşlar. Birbirlerine bir şey anlatıyorlar ama ne anlatıyorlar? Önemli olan o. Evet. Şimdi biz bunu bilmemiz lazım. Merhaba, merhaba abi. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Sizler nasılsınız? Hamdolsun abi, çok şükür. Allah abi seni bir tanıyalım. Ben Çomaklar Köyü imamıyım. Belli zaten. Hani bir konum sahibi olduğunuz belli. Evet, sağ maşallah olun. Bir de sakal olsaymış Allah, 10 numara Allah razı olurmuş. Olsun. İnşallah ileride onda. İnşallah o da olur diyor. O sünneti de yerine Hac getireceğiz. Var mı? Yok. Nasip yok olmadı daha. Daha. Nasip olmadı inşallah. 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 Bu delikanlıyı da götür, oraları görsün. İnşallah. Eyvallah i̇nşallah. Hocam teşekkür sağ ediyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Durmuş Akdemir. Eyvallah. Köy halkından. Burada mısınız? İkametiniz. Konya'dayım. Konya'da. Abi burada çok yazlıkçı var ya. Sadıklara bizim yakın köyümüz, olunca git gel. Bizim köyümüz haliyle küçük köy eskiden beri. Sonradan da gençler hep Konya'ya yerleşmişler. Genellikle öyle yani. Yazın çok gelip giden var yani. Eyvallah, eyvallah. Amcam seni tanıyalım. Sağ ol, Allah razı olsun. Ben Şehirli'yim. Ahırın'da oturuyorum. İsmim Abdullah Tekin. Ulan küçük abi, hayvancılık yapıyorum. Nasıl bir adamsın ya? Hayır Şehri Şehirlisin. Evet. Ahırın'da oturuyor. Evet. Sadıklardasın. Yok, Şenli'ye geldik. Şenli'ye geldik ya. Dostlara, dostlara. Şenli'ye geldik. Burada senin dostlar. Senin şehrin neresi? Yaylacık köy. Yaylacık köy. Çileğin evet. bol olduğu abi, yer. Abi oraya ya. Yaylacık'a geldim. Ben buraya geleli 10 sene falan oldu. Griben mi bilin mi? Halamın oğlu olun. Öyle mi? He. Çok selam söyle. Aleyküm selam. Ben onu çok severim. Sağ ol. Gelebilir. Gel, özemmim gibi severim yani. Allah razı olsun. Allah size de razı olsun. Belki gelir olur bugün. Aktif. Öyle mi? Gelir. Aktif %90. Gelir yani. Gelir o ya. Valla milletvekili gibi her yere gidiyor adam. Gelir. Maşallah. Eyvallah. Abi teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Güneş gitti. Değerli izleyicilerimiz. Hafiften hafiften esmeye başladı. Allah müsaade ediyor diye düşünüyorum. Rabbim inşallah hani bu şenliği yağmursuz bir şekilde tamamlamayı Rabbim nasip etsin diye dua ediyoruz. Amcam sen ne düşünüyorsun bu konuda? Senin ismin ne? İsmim Malik Altıntürk. Malik Altıntürk. Malik. Malik. Malik amca. Rabbim müsaade etti şöyle gördüğümüz kadarıyla. Çok güzel dün gece oldu. Fena yağmış. Yağdı, buraya. Yağdı. Ama şu anda çok çamur olmamasıyla beraber normal gibi. Normal, normal. Sen çok burada mısın Malik amca? Köyde oturuyorum. Nerede? Şeyde, Sadıklar'da. Sadıklar'da. Yaş kaç oldu? Yaş 68. 68. Sen çok çalışmışsın ya Malik çok amca. Çalıştım, çok çalıştım. Belli çok. Yani erken koca mısın sen? Taş kırardım taş. He? Taş kırardım ben taş. Taş kırardın? Sarı taş kırardım. Hani ekmeğini taştan çıkarır derler ha. Ya İsmail'im. Malik amcam da öyle ekmeğini taştan çıkarmış. Ha. Allah'ım hayırlı ömürler versin. Allah razı olsun. Ne güzel. Ama helalinden alın teriyle. Rabbim bereketiyle inşallah nasip etmiş. İnşallah. Ne mutlu sana Malik amca. Şükür. Teşekkür ediyoruz. Şükür. Allah razı olsun. Allah'a emanet ol. Allah abi senin ismin neydi? İsmim Sadi Altıntürk. Senin tanışık mıydı Sadi? Tanışmadık değil mi? Tanışmadık. Ha, şimdi tanışıyoruz. Eyvallah. Evet. Sen ne yapıyorsun? Neyle uğraşıyorsun? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de köy sakinlerindenim. Burada yaşıyorsun. Köyde oturuyorum. Ne güzel. Valla genç birinin köyde yaşadığını görmek valla bizi hani bizi mutlu ediyor hakikaten. Evet. Çünkü genç nüfus kalmıyor köylerde gittiğimiz yerlerde. Evet. Bu da bizi üzüyor. Tabii hani devlet de bununla ilgili bir şeyler yapıyor, çabalıyor ama ne derece millet döner köyüne nasıl olur bilinmez. Sen ne yapıyorsun? Devlet ben malcılık yapıyorum ufak ama. Küçük baş mı? Araba var, nakliyatçılık yapıyorum. Eyvallah. Evet, büyük baş. Büyük baş. Büyük baş. Sağım mı? Tabii bu hususta devletimiz destek verdi miydi ilerletiriz. İnşallah. Buna gençlere destek vermesi lazım devletimiz. Eyvallah. Biz de öyle evet. düşünüyoruz. İnşallah, İnşallah ilerler diyelim. Abi İsmail'cim merhaba. Merhaba. Sizi bir tanıyalım. Benim ismim Mustafa Cüce. Eyvallah. Konya'da ikamet ediyorum. Mustafa Cüce. Mustafa. Neyle uğraşırız? Ben emekliyim. Adesa Alışveriş Merkezlerinde. Heh, tamam. Emekliyim. Yani isminizi duydum.
Ama hani evet. Nereden duydum? Nasıl genel müdür yardımcısıydım. Eyvallah. Tamam. Eyvallah. Akore... Bizim Ali abi vardı, Ali Lamcı. Evet. Ya, beraber çalıştık. Beraber çalıştık. İlk dönemler evet. Tamam. Onun Ali Bey benim Ali Bey benim müdürümdü. Eyvallah. Beraber çalıştık. Ben Orhaniyeliyim. Öyle mi? Evet. Daha önce gitmiştik oraya. Orhaniye'de. Üsküse evet. Eski ismi. Burada baba dostumuz var, İbrahim Çelebi. Eyvallah. Babamın asker arkadaşı. Biz çocuklar olarak dostluğu, ahbaplığı devam rahmetli ettiriyoruz. Oldu. Rahmetli oldu tabii. Ali amcam buralı, Ali Çelebi. Babam Abdurrahman Cüce. Babam da vefat etti. Ali amcam daha önce vefat etti. Biz çocukları, dostluğu, arkadaşlığı devam ettiriyoruz. İbrahim'in davetlisi olarak katıldım bugün. Allah evet. Hayırlı mübarek etsin. Geçmişlerini canına değsin sebep olanların. Teşekkür ediyoruz. Ceranlar falan var Üsküseli. Mehmet Ceran, Ali Ceran. Ceranlar Üsküseli değil. Üsküseli, Üsküseli. Ceran. Evet, Ceran. Benim abim, sevdiğim bir abim de o yüzden söylüyorum. Ceran. He? Mehmet Ceran. Yani genelde köyün tamamını hemen hemen tanırım. Yani irtibatımız Ceran kesilmiş değil. Ceran yok mu diyorsun? Ceran yok. Vallahi ben buralı diye biliyorum ama belki yanlış hatırlıyor olabilir. 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 Nasıl da abi pilav? Gayet güzeldi. Güzeldi değil mi? Sebep olanlara teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Vallahi ben ustama çok hepsini teşekkür ediyorum. Hepsinin geçmişlerini canına diyesin. Çok mükemmel. Her aynen şey öyle. Gayet güzel. Aynen öyle. Mekan da güzel. Havada müsaade etti. Havada müsaade. Müsaade etti. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, ahçımıza bir kolay gelsin diyelim. Hakikaten bir eline sağlık diyelim. Adam hakikaten güzel yapmış ya. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Ali abi kim? Yanmayan Ali abi kim? Hoş bulduk abi, merhaba. Nasılsınız? Abi, vallahi var ya pilav 10 numara olmuş. Ay yani pilav nasıl olmuş? Şöyle mi olmuş, böyle mi olmuş? Vay şöyle oldu, vay böyle oldu. Konuşma, kesin. Görüyorsunuz. Adamlar yapmış, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ben öyle diyorum. Ne diyorsun sen? Doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum. Abi hakikaten çok güzel yapmış. Elinize kolunuza sağlık. Allah razı olsun. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum ben. Yani hani bazen böyle olur ya abi. Pilav işte ya pilav az yağlı olmuş. Yok eti şöyle olmuş. Yok işte helvanın şuyu eksikti. Zerdenin buyu eksikti. Ondan sonra bamya çorbası çok yanmış. Yoğurt çorbasının altını tutturmuşlar. Bilmem ne. Abi hiçbir yok. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Abi isim neydi senin? Ahmet Öztürk. Ahmet Öztürk. Ali abimiz nerede? Ali benim abi. Ali, Ali abi sen misin? Ali, Ali yanmaz. Evet. Ali abimiz yanmaz Ali abi. Ali abi pilavı da yapmamış. Kendini de yapmamış, şenliği de yapmadı. Az pilav. Ha, sen de yanma diyor bak adam. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Abi siz yoğunsunuz. Bir teşekkür edelim dedik. Allah size razı olsun. Elinize emeğinize sağlık. Vallahi bolca reklamımızı yaptık. Yani güzel olduğu için reklamda olmaz. Doğruları söyledik diyelim biz buna. Haydi ya Allah! Thank you.
Derneğimizin yönetimindeki simaları bu zamana kadar birçoğunuz görmüşsünüzdür de belki görmeyenler vardır. Bir görmekte fayda var. Evet başkanım şöyle alayım sizi. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bu kadar sadıklar halkını bir araya getiren yiğitler bunlar demek ki, öyle mi? Eyvallah. Tabii hepinizi görememiştik. Şimdi görmek fırsatı oldu. Evet, yakışıklılar arkaya kalmışlar. Hayırlısı inşallah. Evet, Sayın Kaymakamımıza, Mülkiye Amirimize de hoş geldiniz, safalar getirdiniz demiş idik. Yine selamlarımızı, hürmetlerimizi iletelim. Evet, yönetimimiz buradalar. Şöyle bir göreceğiz önce yukarıda, ondan sonra aşağıya alırız sizi. Evet, kıymetli kardeşlerim, bu etkinliğin oluşumunda başından sonuna kadar gece gündüz çalışarak, gayret göstererek bu güzelliği bizlere ikram eden yiğitlerimiz buradalar, dernek yetkililerimiz. Özellikle şöyle safları sık ve düzgün tutuyorlar. Maşallah. Saflar hep böyle sık ve düzgün dursun. Bu kardeşlerimize, sizlerin arasından çıkan bu yiğitlere kuvvetli bir alkış rica ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve
Değerli kardeşlerim, nice bu güzellikleri birlikte yaşama ümidiyle bu kardeşlerimize destek vermenizi istirham ediyorum. Bakın ben sadıklarlı değilim. Ama sizin ne kadar sıcak insanlar olduğunuzu daha yönetimi görür görmez notunuzu vermiş idim. Çok sıcak insanlar, Allah razı olsun. Hepsi birbirinden kıymetli. Sizler de çok kıymetli insanlar. Çok güzel gönüllü simalarsınız. Allah hepinizden binlerce kere razı olsun. Derneğinize sahip çıkın kıymetli kardeşler. Yarın 4 gün sonra böyle bir birlikteliği kaybedersiniz. Üzülerek söylüyorum. Benim köyümdeki bu etkinlikler ne yazık ki artık yapılamaz hale geldi. Biz birkaç defa zorladık ama artık yapılamıyor. Sizler inşallah derneğinize sahip çıkın, destek çıkın. Bu birliktelik devam etsin. Ne de güzel bir zaman. Evet, Ramazan ayının hemen başlangıcı. Kıymetli kardeşlerim, tekrar yönetimimizi alkışlayalım. Onları aşağıya alalım inşallah. Bir alkış daha rica ediyoruz onlar için. Var olsunlar. Onlar da sizleri alkışlıyorlar. Evet, yönetimimizi aşağıya alalım. Şu köyümüzün ağasını bir bulalım. Evet, ağayı bulalım gayrı. Şimdi kaçla başlayalım? Aslında ben bayağı vicdansızım ama başkanım dedi ki o kadar olmaz dedi. Bir rakamı o belirledi. Neyse, en düşük rakam olarak ona ikna ettiler beni. 3000 liradan başlıyorum. Evet, ağalık için 3000 liradan başlıyorum. Var mı? Ben 3000 lira veririm diye. 5000 lira. Bak, gördünüz mü? Ben haklıymışım. Evet, Fatih mi isminiz? Fatih Altıntaş kardeşimiz. Ne 3'ü diyor? 3 az. 5000 lira veririm diyor ağalığa. Eyvallah. Kaç yaşındasın? Eyvallah. Genç bir kardeşim. Yaşlılar hepsi aha diyecekler, ihale onda kalırsa. Evet, şimdi var mı 5000 lirayı arttırmak isteyen? Duyalım. Kaç? 5,5. Muhtar adayımızdan 5,5 rakam geldi. 500 lira arttırdı. Onu da alkışlayalım. Eyvallah, var olsun. Evet, şimdi dur. Anam be. Evet. Yani diyor ki ben bu işi çözeceğim. Salih Altıntaş 7000 lira mı? Evet, Salih Altıntaş 7000 lira veririm diyor. Meram Muhtarlar Dernek Başkanı öyle olmaz ben alacağım 7500 lira dedi. Evet, 7500 liramız var şimdiden. Ağamız için görelim. Evet, delikanlıları. İşte. Kardeşlerim, aklımdan geçen rakam 10.000 liraydı. Evet, daha yeni geldik 10.000 liraya. Evet, şimdi muhtarımız muhtarımız hemen dedi ki 10.5 olsun bende kalsın diyor. Evet, muhtar adayımız da 10.5 dedi. Var mı artıran? Şimdi şöyle bir yaklaşın bana doğru. Şöyle bir yanıma doğru bir gelin hele siz. Siz delikanlıları var ya, ayakta alkışlamak lazım. Öyle mi? Üçü de sizin amcanızın oğlu mu? Bu arada yönetimden de reklamları dinlediniz. Amcamın oğlu diye hemen sahip çıkıyor. Evet. 12 bin lira dedi Fatih. Evet, şu an 12 bin lirayı duyduk. Aralık için. Var mı artıran? Duyuyoruz. 12,5 muhtar adayımızdan 12,5 geldi. Yılmaz Altıntaş. Eyvallah Yılmaz abim. Var olsun, sağ olsun. Alkışlıyoruz Yılmaz abi. Bu arada Mustafa Altıntaş nerede? Evet, ismini inanın burada en fazla duyduğum simalardan birisidir. Bir gel hele ya. O yakışıklıyı ben bir göreyim. Kimmiş o Mustafa Altıntaş? Şimdi 12.500'de mi kaldık? 13 mu var? Evet, Salih kardeşim 13.000 lira olacak, benim olacak dedi. Var mı artıran? Var mı bacılardan birisi? Vallahi ne güzel yakışır. Ben en... Bakın ne dedim? En son ihalede ağayı bir bayana verdim diye. Rakamı söyleyeyim mi? 50.000 lira. Yanlış duymadınız. Bir bayanı, bacımız 50.000 lira verdi, ağalık onda kaldı. 15 kim? Nebi Güneş
15 dedi. Eyvallah. Yedi Güneş kardeşime de teşekkür ediyoruz. Ağalık herhalde yavaş yavaş yerini bulmaya başlayacak gibi. 17 Fatih. Evet. Fatih diyor ki 17 olacak. Benim olacak diyor. Evet 17 dediler. Evet. Şimdi kardeşlerim, şimdi bu paranın ne olacağını da söyleyeyim. Yanlış anlamayın. Bu vermiş olduğunuz para Sadıklar Mahallesi'ne derneğimiz olarak nakış nakış geriye dönecek. Yani ağamızın verdiği para kimsenin cebini doldurmayacak bilesiniz. Şahidi kardeşinizdir. Anladınız? 17 bin lira o dedi. Fatih kardeşim de kaldı. Var mı artıran? Hey programdan beri kısa kısa acı bir şey. Ağabey yapmıyorsun ya. 20 bin lira dedi Nebi abi. Şimdi 20 bin lira. Aslında Sadıklar için yeterli midir? Ben söyleyeyim mi? Ya yetmez. Kurban olduğum bir bayandan aldım. 50 bin lira diyorum. Evet. Kulağıma geldi. 23 bin lira. Necip Dikbaş. O simaları da görelim ha. Evet. Şimdi bu rakamları veriyorlar ama sizler için veriyorlar ha. Hizmet olsun diye. Siz misiniz efendim? Ellerinizden öpüyor. Var olun, sağ olun. 23 bin lira denildi. Öyle mi? Eyvallah. Sağ beyin midir? Hiç sesi çıkmıyor. Evet. Hani bu tarafı biraz şey yapınca, yoklayınca 25. Kim? Ona sorsak. Nebi Güneş 25 bin lira dedi. Evet, 25 bin lirayı bulduk. Harika sıra. Gençlere bakayım. 25 bin lira. Son defa soruyor. 30 bin lira da kaldı. Evet. Var mı artıran? Yok. 4. 3. 2. 1. Bu arada bir dakika, bir de duruyor. Hanginiz ağa olacak? Ailecek olmaz. Birisi ağa olacak. Bilmem. Onlar karar verecek. Sebebini siz işleyeceksiniz. Aha babanız olacak. Öyle mi? Ramazan Altıntaş'ı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Evet. Şimdi gayrı ara belli oldu.
Çekilişimize hazır mıyız? Çekiliş için hazır mıyız? Yönetimimiz. Şimdi halının, evet halının sahibini bulacağız. Şöyle yanıma alayım. Evet, ağamız inşallah halının sahibini belirleyecek. Nereden? Alalım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Dur ben bir karıştırayım önce. Rabbi yesir ve la tuasir Rabbi tembimi hayır. Evet, şöyle iyice bir alt üst edelim. Evet, buyurun bir tane çekelim. Bakalım. Evet, ben okuyayım. Siz çektiniz. Yok, yapışık değil. Bir tane. Evet. İlk iki rakamı sıfır. Hepsinin de sıfırmış. Evet, ondan sonraki rakam 3. 003 olanlar halının ucundan tuttu. Hadi bir rakam daha vereyim. 0034. Evet. Şimdi çift 034 olanlar ucundan tuttular. Bunlar 9 kişi. Tamam, bunlar 9 kişi. 9 kişiden biri. Ama hangisi? Efendim, isterseniz 9'a halıyı maket bıçağıyla bölüp dağıtabilirim. Uyar mı? Öyle uymaz değil mi? İşe yaramaz o zaman. Paspas bile olmaz bu. En güzeli biz 00346'ya bu halıyı verelim. Evet. Alkışlıyoruz. 346 kimde? 346 kimde? 346. Görelim. Öyle burada yok. Burada yok. Göreceğiz. Tabii ki alacağız elinden. Evet. Görelim. Alayım efendim. Yakından daha net görürüm. Şöyle bir bakayım. Evet. 00346. Alkışlıyoruz. Halının sahibi. Evet. Şu sizin üzerine yazın yalnız halı kazandı diye. Gel kardeş gel. Ha. Evet. Güzel günlerde kullanasın. Alkışlıyoruz. Evet. İlk hediyenin sahibi belli oldu. Gördüğünüz gibi farklı birine gitmiyor. Sizden yine birilerine gidecek. Ben de şuradan 41'i işaretleyeyim verdik diye. Evet. Sıradan başlıyoruz. Tabii ilk ödüller biraz küçük ama olsun. Onların hepsinin bizim için bir hatırası var. Evet. İlk 19 kardeşimize özellikle bayanlara hediye bu. Başörtüsü verilecekmiş. Evet. Hadi birini ben çekeyim. Yaşasın kötülük. Evet. 421. 421. Kimde? Hafif şöyle biraz kısalım. 421 kimde? Elini kaldırsın ki. Evet. Hemen yaklaş. Yaklaş yaklaş. Seri. Seri olacağız. Başkanım nerede? Başkanım bir mi desem belirliyorsun hemen. Alalım efendim 421'i. Evet görelim. Doğrudur. Kendisine başörtüsü, eşarp hediye ediyoruz. Hemen takdim edelim. Hayırlı olsun. Alkışlıyoruz. Birinciyi takdim ettik. Hemen ikinciyi başkanım belirledi. 160 kimde? 160. 160. El kaldırsın. 00160. Geliyor mu? Gel bacım. Evet. Hemen görelim. Hemen görelim. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Böyle bir kura çekerken ödül başkanın hanımına çıkmıştı. En büyük ödül. Tabii vermedim. Verir miyim? Evet. 00160. Hayırlı olsun. Alkışlıyoruz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şeref verdiniz. Onur duydum. Teşekkür ederim. Eyvallah. Cümleten hayırlı mübarek olsun. Birinci geleneksel dayanışma. Mustafa AK Parti, Meram İlçe Başkanıyım. Muhtarımız sağ olsun davet ettiler efendim. Beraber epeydir buradayız ama ilk protokol konuşmalarını kaçırdık herhalde. Evet, biraz geç geldiniz. Ülkemizin bu geçmiş olduğu yoğun günlerde birliğe, beraberliğe, bütünlüğe ihtiyacımızın bol olduğu bir günde böyle bir birlik ve bütünlüğü bu kalabalık bilmiyordum şu an. Değil mi? Yani gelirken böyle bir kalabalık beklemiyordum. Çok sevindim. Yani var olsun. Bir mahallesinde böyle birlik ve bütünlüğü görmek beni çok mutlu etti. İnşallah bu birlik ve bütünlüğümüz 24 Haziran'dan sonra daha çok kenetlenerek daha yoğun bir şekilde devam eder. Hepinizi tebrik ediyorum bu birliğinizden dolayı. Çok teşekkür ediyorum. Bir çekiliş yaptık, bisikletimizi de verdik. Sözü kaymakamına veriyorum.
Evet. Biz başka programlardan dolayı ayrılmak zorundayız. Sizlere iyi yerler. Evet, şu an çok fazlaca çalışıyorsunuz. Allah güç versin, kudret versin. Rabbim bu halka da sizlerden bol bol hizmetler nasip eylesin. Evet, yani mahallemize hizmet bekliyoruz başkanım. Onu da söyleyelim inşallah. Evet, Sayın Kaymakamım, buyurun. Çok değerli, uzaktan yakından gelen misafirlerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle bugün elleri öpülesi o güzel annelerimizin anneler günüdür bugün. Başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere. Buradaki bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Ellerinden öpüyorum. Hayırlı dualarını bekliyorum. Bu sene burada birincisini düzenlediler kardeşlerimiz ama şu güzelliği gördükten sonra, şu kalabalığı gördükten sonra artık bundan sonra da bu geleneksel bir hal alacaktır. İnşallah değerlerimizi, güzelliklerimizi şu güzel gençlerimize tanıtacağız ve geleceğe taşıyacağız. İnşallah. Ben huzurunuzdan ayrılmadan önce şenliğimizin hayırlara vesile olmasını dilerken bir de bir çekiliş yaptım. Ha bu çekilişle ben alıp gidiyorum. Kimseye vermiyorum. Kabul ediyor musunuz? Şimdi mülki amir alır giderse o zaman bunlar ne etsin? Sayın Kaymakamım. Yani peki, tablet çektik. Tablet. Şu an numarası Sayın Kaymakamımın elinde. Peki. İki tane simit var başında. 00. Hepinizde var mı? Hepsinde var. 2. Evet. 2 olmayanlar yağ yoğurt karıştırdı biraz. Evet. Ben size dedim ki bırakın ben alıp gideyim. Evet. 2'den sonra bir de 3 var. Evet. 0023. Ya benim okuma yazmam yok ama ben bir defa da okuyayım. 00230. 00230. Bulmadı mı? Bu numaraya çıkmamış demek. Yeni bir tane çıktı. Evet kardeşlerim, numarayı bir görelim tekrar. 00230 tablet kazandı. Evet, 230. Buyurun. O kaç? Olmadı. Evet, 00230. Yok mu? Tablet veriyorum bedavadan. Yok mu? Vallahi siz bilirsiniz. Geri sayım başladı. 5 4 3 2 1 0 gitti. Hadi ananız ekmeğinize yağ sürsün demiş. Evet. Sayın Kaymakamım bir tane daha çekelim. Peki o zaman. Evet. Kaç çekeyim? Sayın Kaymakamım. Lütfen ona da çekelim. Değil mi? Eyvallah. Vallahi ya duyamadı. Evet. Vay. Var bir hikmet var Sayın Kaymakamım. Sen üzüldün. Evet, şu taraf üzüldü. İki tane sıfırın yanında bir iki var. Evet, 002. Var mı ikiyle başlayan? O bayağı varmış. Güzel, güzel. 239. Evet, 239. 239. Görelim. Görelim. Gel bakayım gel. Gel. Gel görelim. 239'a bak görüyorsunuz hemen şöyle bırakıvereceğim avucuna. Evet. Görelim. Karşılaştıracağız. Evet baktık Sayın Kaymakamım. Birlikte Sayın Başkanım teyit ettik. Doğru mudur? Evet. Hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanasın. Bir adet tabletim oldu. Evet, alkışlıyoruz gencimizi. Şunu alalım. Değerli izleyicilerimiz, Meram ilçemize bağlı Sadıklar Mahallesi'nin şenliğini bugün sizlerin ekranlarınıza taşımaya çalıştık. Programın başında dernek başkanıyla konuşamadık. O kadar yoğundu ki o gelen misafirleri karşıladı. Efendim söyleyeyim,
İzzet, ikram, muhabbet, sohbet, yani şenliğimiz bugün sadıklarda şen oldu. İlkini düzenledik. Evvela başkanım, bizleri davet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Basın, hoş bulduk. Sefa getirdiniz. Eyvallah. Sizi bir tane alalım şimdi. Benim ismim Mehmet Seleş. Sadıklar Köyü Genç Kültür ve Dayanışma Derneği başkanıyım. Eyvallah. Yaklaşık 6 ay önce bu yolculuğa başladım inşallah. Allah'ın izniyle. Derneğimiz yeni mi kuruldu başkanım? Derneğimiz kuruluşu bu 6. ay. Eyvallah. 6. ay başladık. Böyle bir yolculuğa çıktık. Allah yolumuzu açık etti. Allah razı olsun. Köylülerimiz bize maddi, manevi her türlü desteği de esirgemediler. Her türlü konuda destek oldular. Gerek bu organizasyonun oluşmasında, diğer ufak bir organizasyonların bulunduğu, onlar da diğer durumlar. Köylüyü biraz daha kaynaştırma adına, köylülerimizin aradaki iletişimi koparma adına eksikler vardı. Bunları tamamladım. Allah razı olsun. Dediğim gibi bu ilkti. Çok güzel geçti. Buraya kadar gelenlerin ayaklarına sağlık. Her türlü konuda destekleri, zeminlere sağlık. Bize özellikle bu şehrin organizasyonunda emeğe geçen başta Meram Belediye Başkanı Fatma Turiay'ın da teşekkür ediyorum. Kendisi her türlü hizmetle servis kontrolümüze dört dört desteğini sağladı. Ne dediysek kırmadı. Allah razı olsun onlardan. Başta muhtarımız oldu. Muhtarımız dediğim gibi tüm mesaisimizi harcadı. 3 aylık bu süreçte çok büyük iş başardı. Biz inanın bu kadar beklemiyorduk. Allah razı olsun. Köylümüz bütün emeklerini boşa çıkarmadı. Allah razı olsun. Yönetim kurulum burada. Onlara da görüşeceğiz. Gecesi gününe katarak yaklaşık 2,5 aylık süreç çok zor günde geçirdik. Hakikaten. Ama dediğim gibi 15 senelik bir özlem vardı köyümüzde. En son şenliğimiz 2004'te yaptık. O zamandan buraya bir eksikliğimiz vardı. Bu eksikliğimi ziyade eksik verdiğimi düşünüyorum. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Buraya gelen geçen tüm misafirlerimize, köylülerimize her türlü teşekkür ediyorum. Allah. Gelemeyenlere de seneye bekliyoruz. Gelemeyenleri seneye bekliyoruz. Tabii bu bir de başlangıç. Bundan sonra Allah'ın izniyle bütün köylerimiz seneye yine burada. Bunun daha büyüğüyle, daha güzel ziyadesiyle yine şenliğimizde buradayız. Hep beraber İsmail kardeşim de buraya gelecek. İnşallah. Daha güzel bir organizasyonla beraber bekliyorum inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Davet olduğu sürece biz de davet icabet sünnettir. Misali Allah'ın izniyle gelmeye çalışırız. Biz özellikle şuraya gitmek istiyoruz başkanım. Görüştüğümüz, muhabbet ettiğimiz abilerimiz dualarını eksik etmediler sizlerde. Bilginiz olsun, izleyince de görürsünüz zaten. Allah razı olsun. Herkes dua etti. Böyle bir birlik, beraberlik çok güzel bir şey. Yani yılda bir defa yapılıyor. Silah-ı Rahim, efendime söyleyeyim, muhabbet, sohbet bir defa oluyor köyümüzde. Vallahi bunu da başarmışsınız. Vallahi helal olsun. Tebrik ediyorum. Öyle söyleyeyim. Allah var ya büyük yani. Biz dün Mesut kardeşim, biz geceyi uyumadık. Yani şu hava var ya inanın sabaha kadar yağacak, yağmayacak. Evet. Allah Rabbim bir olay. Müsaade etti. Rabbim müsaade etti. Dört dört yorganızı yaptık. Köylümüz ziyadesiyle fevkalade katılım gerçekleştirdi. Çevre köylerden, diğer köylerden Allah razı olsun. AK Parti Meram İlçe Başkanımız kırmadı geldi. Meram Kaymakamımız bizi kırmadı geldi. Dediğim gibi diğer köylerden ziyadesi katılım oldu. Muhtarlar odasından geldiler. Konya Meram Muhtar Odası Başkanı geldi. Onlara da teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Eyvallah. İnşallah bir dahakinde hep beraber gelin. Hep beraber olacağız. İnşallah gelin. Evet, bir alkış alabiliriz değil mi devlet başkanımıza? Çok mantıklı. Evet. Ve ağamız. Ağam öpeyim. Kurban olur ya. Maşallah. O anak da nasıl ya kışmış. Ha. Seneye de ağa olursun inşallah. İnşallah. Köpeği de vardır. Kızdırmamak lazım. Bey. Evet doğru. Dolu tüfek. Dolu verdik. Dolu mu? Dolu verdik. Oldu. Biz burada noktalayalım o zaman. Ağam seni bir tanıyalım. Ben Ramazan altında Sadıklar Köyü'nde doğdum büyüdüm. Eyvallah. Konya'da yaşıyorum. Mesleğim camcı. 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 Eyvallah. Şarjı. Çok güzel. Ne kadar verdi Ramazan abi? Ağa olarak. Maaş yaptım. Çünkü... Allah bereket versin. Ramazan abi. Elhamdülillah. Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ediyoruz. Yani senin nezdinde derneğimize kim katkı sağladıysa hepsinden Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Kimisi parayla, kimisi duayla, kimisi maddi, kimisi manevi desteklerini esirgemediler. Buradan hani dernek başkanımızın nezdinde en dip ucuna çalışan çaycısına, garsonuna kim varsa hepsinden Allah razı olsun. Hepsinin yüreğine, gönlüne sağlık. Annelerimiz, annelerimiz mutlu olsun. Hayırlı. Annelerimiz, 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 ann
annelerin günü kutluyoruz. Belki onlara dediğim gibi sana dua edeceğiz. Belki biz onlara en güzel hediyeyi verdik. Aynen öyle, aynen öyle. Çok güzel bir organizasyon oldu. Ramazan önünde. Merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk. Benim ismim Mesut Soy, ismim Gümbaş, İstanbul Meclisi. Yola çıktığımızdan Mehmet Başkanım'la ve diğer yönetici üye arkadaşlarımızla birlikte yani bütün işimizi bıraktık çıktık. Neden bütün işimizi bıraktık çıktık? Bizim için zor bir süreçti. Gitti. Elhamdülillah bunu başardık çok şükür. Daha da başka bir şey söylemek ne istiyorum. Ne mutlu, ne mutlu seneye abi. Daha iyi olacak. Eksiklerimiz var. Hakkını herkes helal etsin. Seneye daha iyi olacak. İnşallah, inşallah abi, inşallah. Soyut bir Dikbaş abimizin ama kendi ilim sahibi bir insan gördüğüm evet. Kadarıyla. Dikbaşlı değil yani. Merhaba. Merhaba abi. Eyvallah. Köylerimizin tekrarını nasip etmekte bekliyoruz. İşte bak abimin bak bağıracağım diye sesi gitmiş ya. Yani. Yani Muhammed Emin Kutlu bir bu iki. Öyle düşün. Beraber de söyledik. Eyvallah. Ben Dikbaş dernek sekreteriyim. Bu abi de Dikbaş. Evet teyze oğlum olur. Aynı anında amca oğlum olur. Bir beraber duygusuyla yola çıkmış bulunmaktayız. Amacımız hizmet. Köylümüze hizmet. Ne mutlu size abi. Eyvallah teşekkür ne ederiz. Eyvallah sağlık. Muhtarım. Daha önce görüştük biz kamera arkasında ama evet, muhtarımla. Evet, evet, muhtarım evet, ne var ne yok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Köyde yaşayan sayısı kaç muhtar? Yaşayan sayısı takriben 185. 185 bayağı evet, varmış. Evet. Yani bu yeni gelenler de var. Netleşti mi tam... Ha köye dönüş var yani. Gelenler var evet efendim. Ne güzel ya. Şimdi sizler de hoş geldiniz, sefa hoş geldiniz. Eyvallah. Bizi onur ettiniz. Muhtarım Rabbim ismini de bağışla da. İsmim sen... Selim Altıntürk. Sadıklar Mahalle Muhtarı. Eyvallah. İki dönemdir. Böyle bir kaynaşma yapalım dedik. Arkadaşlar beraberleştik. Dernek olarak. Dernek olarak birleştik. Allah'ın izniyle. Rabbim de yüzümüze baktı. Müsaade etti. Güzel de bir ortam olduğuna inanıyorum. Sizler de işin güzel tarafları, siz misafirler geldiniz. Eyvallah. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Efendim bizim burası gariban Sadıklar Köyü. Gönlümüz zengin Allah'ın izniyle. Eyvallah. Kusurlarımız varsa da affola. Eyvallah. Daha ilkindeyiz, eksiklerimizi inşallah. Olacak abi yani gider, yani bunu şu an hani dışarıdan bir gözle söyleyeyim. Hani yıllardır Şenli'ye giden birisi olarak söyleyeyim. Hani böyle gözle görülür bir eksiğimiz falan yok. Ha ufak tefek programlarda daha renkli ne olabilir? Ya da saat dakikalar nasıl olur? Bunlarla ilgili bir ufak tefek bir düzenleme yapılabilir. Onun haricinde hiçbir sıkıntımız yoktu. Alnınızın akıyla çıktınız. Belediyemiz, Meran Belediyemiz, Fatma Toru Hanımefendi ve ekibi de bizim için ne gerekiyorsa yaptılar. Allah razı olsunlar. Eyvallah. Kendileri küçük bir talihsizlik olmuş. Oradan giriş yapamamış. Onun için de gidip varacağız makamında ziyaret edeceğiz. O zaman biz de buradan teşekkür edelim yani. Buradan gelmiş. Buradan gelmişle beraber ve ekibine A'dan Z'ye çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Buraya kadar da gelmiş. Ona da çok üzüldüm buraya alamadım. Araçları edememiş. Evet, onun için de yapacak bir şey ne diyeyim galiba yani, telafi edeceğiz efendim. İnşallah. Mahcubuz ondan. Eyvallah. Bir o şeyle alakalı, düzenlemeyle alakalı, araçların özellikle düzenlemesiyle alakalı buradan, yeni dönemde. Bunu da buradan Meran Belediye Başkanımıza aynı zamanda iletelim ki bir dahaki sonra bizi daha kolayca bir şekilde buraları daha düzenlemeye yardımcı olalım. Yok yani. Şöyle yani çamurun olmasından dolayı. Çok güzel olmuştu. Şey olmuştu. Yağmur işi değişti. Aynen öyle. Yani yağmur, yağmur çamur olmasaydı bu organizasyon biraz daha farklı tabii olurdu. Ama buna da şükür diyelim. Tabii, tabii. Allah razı olsun. Süslemeye geçen herkese teşekkür ediyorum. Tam sizinle tanışmadım. Ne yapalım? Sorunlar derdi. Eyvallah. Gönlümüze, yüreğimize sağlık. Allah razı olsun. Abi seni de tanıyalım. Arkada kaçıp durma bak. Çekmeyecek zannetme yani. Arif Öztürk. Eyvallah. Zamanında Sadıklar Köyü. Derneğin yönetimi. Ne güzel abi. Ne mutlu sizlere. Ne mutlu sizlere. Derneğimizin sekreteri var. Sekreteri. Sekreteri var. Nerede abi o sekreter? Orada. Sekreter Bey. Emre Bey. Emre Bey böyle alalım sizi. Başkan yardımcısı o. Benim başkan yardımcım. Dernek işleri bana kaldı diyor bak gördün mü? Hala çalışıyor. Görev adamı. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yani 7'den 70'e kimin emeği geçtiyse hepsine dua ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Gelen misafirlerimizden ekranları başında siz değerli izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Kameraman arkadaşım sağ olsun. İsmail Cem bugün beni yalnız bırakmadı. İbrahim abi, yönetmenimiz Recep kardeşim. Velhasıl ve kelam biz bugün Konte ve ekibi olarak Sadıklar Mahallesi'nin şenliğini sizlere aktarmaya çalıştık. Dilimizin döndüğünce, programımızın yettiğince. Sürçülisan ettiysek affedin bizleri. Başka bir İsmailce'de tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.